Hepinize merhaba arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm hepinize. Bugün Euro Truck Simulator 2'den bir video çekeceğim. Yeni Volvo FH16 ile videomuzu çekeceğiz bugün. Yani bugünkü seferimize daha doğrusu bu aracı kullanacağız. Fisotrans diye bir firma. Belçika firması ama araç Hollanda usulü yapılmış arkadaşlar. Dorsemiz de aynı şekilde Hollanda usulü. Yolumuza çıkabiliriz. Şu yükümüz kaç ton ona bakalım. Balık taşıyormuşuz. 3 ton diyor. Yani 3 ton balık olur mu bilemem ama. Bunlar için ilgili bir daha lastiklerimizi yemesin. Ağır ağır gidelim. Aracın interiörü de yapılmış arkadaşlar. Kaliteli bir şekilde. Bugün Fransa derecesinden çekiyorum videoyu arkadaşlar. Bugün Fransa derecesindeyiz yani. Dönüşlerde dikkatli olmak lazım. Az bir şey lastik gibi şey ama toprağa ama zarar etmez o kadar. Yol serbest. Devam. Bugünkü modum biraz ya bugün kullandığımız mod daha doğrusu biraz kaliteli bir mod olduğu için biraz değil bayağı kaliteli bir mod. Dolayısıyla biraz FPS düştü ama çok da oynanmayacak derecede değil. Koltuğumuzu azıcık geri çekelim ya. Koltuğumuzu bir geri çekelim. Az daha aşağı alalım. Tamamdır. Üç kollu direksiyonumuz var. Volvo'larda biraz nadirdir ama vardır yani. Egzozumuz da susturucusuz. Boru egzoz.
80'den gidelim. Yolda herhangi bir şey çıkabilir karşımıza. Fazla sürat yapmanın bir anlamı yok. Sonuçta gidiş geliş bir yolda gidiyoruz. Hatta şurası sert. Zaten en güzel tırlar, yani yapılan en güzel tırlar Wabis ve Volvo. Yani bunu kimse inkar etmez arkadaşlar. Yani modifiyeyi en güzel kaldıran tırlar bu ikisi. 1 numara Wabis, 2 numara Volvo'dur. Yani 2 İsveçli. Tonajımız fazla yok. Ondan dolayı yüksek viteste yavaşladığım zaman kalkıp gidiyorum, devam ediyorum. 3 ton tonajımız var. 540 beygirlik bir araba için hiçbir şey. Evet, buradan dönüyoruz. Ki böyle gitmek daha da bir güzel oluyor. Arabanın sesini duyuyoruz tam. Şu homurtusu yok mu ya, bak. Bu omurtu için neler verilmez ki? Arabamızı 90'a takalım. 92'ye girdi, olsun. 92'ye gidelim. Otobüsçü dayı tamamen arkamıza yapıştı. Sıfır geliyor bize. Borges'e gidiyoruz daha doğrusu. Nereden yola çıktığımızı da göstereyim. Haritamız açılırsa. Clermont Ferrand'dan yola çıkıyoruz. Borges'e doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şu haritayı da kapatalım. Kaç kilometre yolumuz var? 250 kilometre yolumuz var arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş gidiyoruz. Üst düz devam ediyoruz. Biliyorsunuz Fransa derecesinde kavşaklar tamamen değişti. Yani eskisi gibi prefab usulü değil de
Harita üzerinden her şeyi yapıyorsunuz. Bu da haritacılar için güzellik oldu. Haritacılar için güzellik oldu derken, yani bunu yapan editörcü, editörcü ayrıdır, prefabçı ayrıdır arkadaşlar bunun. Şeyde de aynıdır bu yani, oyunun firmasında da aynıdır. App serisi yapmaz. Editörcü yani haritayı yapan kişi istediği her şeyi yapıyor orada. Yani hemen hemen istediği her şeyi yapıyor. Oyun el verdiği kadar istediği her şeyi yapıyor. Ramazan da bitti arkadaşlar. Son günün orucunu tutuyoruz. Belki de videoyu izlediğiniz zaman Ramazan bitmiş olacak. Şimdiden herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Çok bayramlar görürüz inşallah hep beraber. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. İnşallah. Daha başka da denilecek bir şey yok. Türkiye haritasında gişeleri EGS'ye, OGS'ye çeviriyoruz arkadaşlar. Bir dahaki sürümde onlara sahip olursunuz. Yani artık kartlı geçiş sistemini kaldırıyoruz. EGS ve OGS'ye göre geçeceksiniz. Ama şöyle de bir şey var. Bunlar kameralı olacak. İstanbul'da biliyorsunuz montajı yapıldı. Bazı yerlerde artık o şekilde kullanılıyor. Tam detayını bilmiyorum İstanbul'da yaşamadığım için. Sadece kamera koyacağız. İşte o kameradan ücretinizi verip geçeceksiniz arkadaşlar. Özellikle otobüs modu kullanan arkadaşlar çok istiyordu. Gişelerle alakalı problemleri dile getiriyordular. Yani biz de yaptık bunu. Yani otobüsçüler için zaten yapılması gereken bir şeydi. Biz haritayı paylaşırken öyle vermiştik. Şimdi onu da EGS'ye ve OGS'ye çevirdik. Bu ara biraz çalışmalarımız yavaşladı. Ramazan'dı, oydu buydu derken ağır aksak ilerledik. Bayramdan sonra inşallah çalışmalarımıza hız vereceğiz arkadaşlar. Facebook sayfamızı takip etmeye devam edin. Sık sık yani bakabilirsiniz oraya sürekli. Çünkü bayramdan sonra dediğim gibi çalışmalarımız hızlanacak. Dolayısıyla yeni sürümler gelebilir her an. Fotoğraf paylaşıyoruz yeri geliyor. Yeri geliyor bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Facebook'taki sayfamızı da bilen bilir. YKS Team EU Turkey Map sayfamızın adı. Oradan bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bayramdan sonra biz orada gerekli açıklamalarımızı falan yapacağız.
Şöyle de bir şey var. Biz daha önce orada haritayı paylaşmıyoruz arkadaşlar. Yeni geliyor. Türkiye haritasında yeni yaptığımız bir şeyden video çekiyoruz. Geri geliyor. İşte ne bileyim, yaptığımız şeylerin fotoğraflarını paylaşıyoruz. Onun için yani dediğim gibi takip etmenizi tavsiye ederim. Videolarımızda hep söylemiştik zaten. Dokular değişiliyor. Türkiye haritasındaki dokular. Gördüğünüz şu Fransa dokularına daha çok kullanıyoruz. Yılmaz abi yapıyor daha doğrusu, haritacı olduğu için. Yani otlar vesaire, ağaçlar, asfalt dokuları, yol çizgileri falan hepsi elden geçiriliyor. Onun ardından Azerbaycan'ı haritaya ekleyeceğiz. İnşallah. Bu arada yolumuzu da neredeyse bitirdik. 60 kilometre bir yolumuz kalmış. Bu aracın da sesi gayet güzel. Yapan her kimse Chris Brown'dur herhalde büyük bir ihtimalle. Gayet kaliteli. Zaten Chris Brown ETS2'ye ses yapan kişiler arasında en iyisi. Bir kişi vardı. Şeye de yaptı kendisi. Bir tane bir adam daha var. Dafa ses modu yaptı, Mana yaptı, Vabis'e yaptı. Bu 3'e yaptı, 3 markaya ses yaptı. Yani neredeyse demeyeyim de yani daha da ileri, yani neredeyseden de ileri bir seviyede. Araçların seslerini birebir yapmış adam neredeyse. İsmi aklıma gelmiyor ama ben ileride bir DAF videosu çekersem orada zaten görürsünüz siz de. Videonun altına gerekirse indirme linklerini koyarım. Sizler de beğenirseniz indirirsiniz. Serbest devam et. Rüzgar türbininin alt kısmını gördük. Üst kısmını zaten arabanın içinden göremeyiz. Gerçi rüzgar türbini değilmiş. Farklı bir şey. Bir kule ama ne kulesidir bilemeyeceğim. Evet, yükü bırakacağımız yere de geldik. Aldığımız yerle aynı yer. Yükü bırakacağımız yerde. Hatta aynı yere bırakacağız. Bir bakayım da.
Evet, şuraya girecekmişiz. En iyisi şuradan geri gitmek. Hadi bakalım. Araba kalkmadı. Hafif bayır olduğu için. İkinci viteste kalkmaması normal. Biz şuraya bir daha bir bakalım da. Evet. Şöyle geri gideceğiz. Yani zaten gerçekte de öyle inilip bakılır yani birkaç kez. Ya da muavin olur, bir şey olur yani yönlendiren biri olur. Orada biri var ama hiç umurunda değil. Biz burada kendimiz gireriz. Önde de ayna yok, yanda da yok. Biraz ondan dolayı da zorlanıyoruz. Hadi boğalım. Biraz zorlayacak. Küçük aynadan da tam bir şey göremiyorum ama biraz ezbere gidiyormuşuz gibi oluyor. Yani arabayı çıktığımız yere bırakıyoruz. Videonun başındaki yerle aynı yer. Ama bizim için sorun yok, her türlü gireriz. Bu şeyi de kapat ya. Evet, tamamdır. Arabamızı istop edelim. Çıkalım dışarı. Dorsemizi bırakalım. Yükümüz gecikmedi. Ben istediğim saatte çıkmak için saat ileri almıştım. Ondan dolayı öyle. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.